Sizi tanıyabilir miyiz? Hanife Şahin. Hanım, ne ile meşgulsünüz? Su arıtma işiyle meşgulüm. Türkiye'ye su arıtma satışı, pazarlaması yapıyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı. Su arıtma derken nasıl bir sistem oluyor bu? Hem evlerde hem iş yerlerinde sanayi tipi, yani evsel, istediğiniz gibi sularınızı arıtabiliyoruz. Yani artık çeşmeden, yani ya da damacanayla su almıyorsunuz. Böyle. Çeşmeden direkt içebiliyoruz sağlıkla. Tabii ki. Arıtmaya bağlıyoruz. İstediğiniz kadar sonsuz suyu kendiniz üretip kendiniz içiyorsunuz. Su arıtma sisteminden bahsettik. Size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Deniz suyunu tatlı suya çevirip içilebilir hale getirebiliyor muyuz? Zaten şu an dünyada da bu yapılıyor. Arabistan'da, Hollanda'da, Almanya'da. Almanya'da hatta lağımlar bile arıtılıyor. Öyle söyleyeyim. Su sıkıntıları olduğu için. O kadar ciddi. Biz Türkiye'de deniz suyunu arıtabiliriz. Artezyeni arıtabiliriz. Lağımı arıtabiliriz. Her çeşit. Ne olursa olsun bütün suları arıtabiliriz. Kolayı bile arıtıyoruz. Diyeceksiniz ki kolayı niye arıtıyorsun? Çünkü kolanın içinde bile, yani kola maddesi gibi içeceklerin içerisinde katkı maddeleri var. Yani 2,5 litrelik bir şişede arıttığımız zaman 2 bardak su alıyorsunuz ondan. Gerisi atık. Gördüğünüz zaman içmezsiniz zaten bu durumu. Çok güzel bir durum. Çok ciddi bir mesele. Muhteşem. Ne diyebilirim ki? Araştırırsanız bunu, her yerde var zaten görsel olarak. Zaten toplum olarak çok araştırmacı değiliz. Kulak dolması işte. O onu almış, ben de bunu alayım. O da şunu yapmış, bunu yapayım. Aslında içtiğiniz suya çok dikkat etmelisiniz. Çünkü sağlık bu. 3 şeydir ana şey. Yemek, su ve gıda. Hepsinin temiz olması gerekiyor. Su temiz, hava temiz, gıda temiz. Üçü birbiriyle bağdaştırıyor. Biz de zaten o yüzden bu yarışmaya katıldık. Hepsinin birbiriyle iç içe olduğunu göstermek için. Susuz yemek yapılmaz. Susuz yemek malzemeleri temizlenmez, değil mi? Kabuk acayip yıkanmaz. Beden temizliği de susuz yapılmaz. Hatta çok ilginç bir şey söylüyorum. Bende öyle bir şey var, slogan var. Madem su arıtmayı düşünüyorsanız ki deneyin. Bizim firma denettiriyoruz. Biz bir ay denetiyoruz. Ben o kadar güveniyorum firmama. Suyu arıtmamızı takalım diyorum, siz için. Bir ay ben size hiçbir şey imzalatmayacağım. Kullanın. İsterseniz geri verin. Buradaki maksat, ben ürünüme güveniyorum. Bir ay boyu istediğiniz yerde tahlil yaptırın, araştırın, sorun. Ondan sonra alıp almamaya karar verin. Hodri meydan. Hodri meydan diyoruz. Evet, su arıtması sisteminin çeşitlerini merak ediyoruz. Biraz da çeşitlerinden bahseder misiniz? Tabii birçok çeşit var. Şöyle, evde kullanacaklar için iki çeşidimiz vardır. Biri tezgah altı ürünümüz, biri de sebildir. Sebiller de iki çeşittir. Biri tezgah üstüdür, biri normal sebildir. Bunlar sebillerde de damacana kesinlikle kullanmıyoruz. Gelen şebekeyi arıtarak direkt size arıtılmış soğuk ve sıcak sonsuz su veriyor. Yani günde 250 litre soğuk ya da sıcak su elde edebilirsiniz. Bu kadar güzel. Yani yemeğinizi, çayınızı onunla yapabilirsiniz. Ben hayır, ondan istemiyorum. Soğuk sıcak istemiyorum. Tezgah altı istiyorum derseniz tezgah altına. Gelelim iş yerlerine. İş yerleri içinde hem sanayi tiplerimiz var, hem sebillerimiz var. Büyük kazanlı tiplerimiz de var. Bunlar tabii ki bir sürü yelpazedir. Bu talebe göre karşılanıyor. Hani kim nasıl bir talep istiyorsa. Gidiyoruz, keşif yapıyoruz. Yani kaç kişi çalışıyor? 300 kişi. 300 kişiye göre arıtma sistemi yapıyoruz. Çünkü her yerde şey olmuyor. Şebeke suyu olmuyor. Artezyen oluyor. Kuyu suyuları oluyor. Diyecekler ki mesela kuyu suyunu da mı arıtmadan? Evet, biz kuyu suyunu da arıtarak size içme suyu, hem de pH 8.8 derecesine çıkartarak biz bunu size sunuyoruz. Hodri meydan bedava. Peki bu arıtma sisteminin illaki bir bakımı ve temizliği olması gerekiyor. Hangi rutinlerde ve ne zaman, nasıl yapılmalı bunlar? Her eve göre değişiyor bu. Mesela sizin 3 kişilik bir ailesinizdir. 2 yıl gider. Atıyorum mesela, gelip ölçüyoruz tabii. İşte 10 kişilik bir ailenin 1 yıl gider. Diyelim ki 10 kişilik bir ailesiniz ve siz 1 yıl sonra filtre değiştirmeniz gerekiyor. Maliyeti 150 TL, hepsinin maliyeti. Servis ücreti yok, gelinip 150 TL'ye değiştiriliyor. Bu kadar. Gayet güzel. Biz elimizi hiçbir şey sürmeden siz geliyorsunuz, temizliyorsunuz, bakımını yapıp gidiyorsunuz. Kesinlikle öyle. Tertemiz su içiyorsunuz, sağlıklı. İstediğiniz yere tahlil ettirin. Bu kadar rahat ve temiz. Evet. Ne diyoruz? Su hayattır.